Hadi be. Ne zaman olmuş, kim yapmış belli mi? Bir haber alırsan beni de ara hemen. Ya da yapılacak bir şey olursa tamam mı? Hadi eyvallah. Ne oldu? Kötü bir haber mi? Bir tanıdık vefat etmiş. Çok eski dostlardan. Vade dolmuş. Eksiliyoruz tek tek. Normal değil mi bu yaşımızda? Yaşınızda mı normal, işinizde mi? Hadi kızım, pedagoğu bekletmeyelim. Yani çok temiz işçilik. Bir damla kan bile kalmamış. İncelemem gerekiyor. İlk olarak söyleyebileceklerim bunlar. Canlıyken mi kesilmiş? Yoksa... Yani savcım, dediğim gibi şu an söyleyebileceğim şeyler bunlar. Ama edindiğim her yeni bilgiyi anında iletirim size. Önceliğimiz el parmağıma ait, onu anlamak. Parmak izi bakabilecek misiniz? Yani savcım, parmak uçlarında çok büyük tahribat var. Sanki parmak izi alamayalım diye özellikle yapılmış. Yine de gidince deneyeceğim. Olmadı DNA'dan bakacağız ama karşılaştırma yapmam gerekiyor. Yani bana örnek gerekiyor savcım. Ben getireceğim sana. Savcım, müsaadenizle ben bir an önce çıkayım, detaylı incelemeyi başlatayım. Acele edin, acele edin. Ilgaz savcım. Olaya sen hakimsin. Soruşturma süresince top sende. Ben de İçişleri'ni ve Adalet Bakanlığı'nı bilgilendireyim. Valiye de haber vermek gerek. Başsavcım, uygun görürseniz, yani bir süre dosya gizli kalsa. Tabii tabii. Toplumda infial yaratacak bir durum bu. Emin olmadan açıklamak olmaz. Derya Savcı'yla da nişanlılar, DNA sonucu gelmeden kendisine haber vermeyin. Uygundur savcım. Nasıl isterseniz. Ben adliyeye geçiyorum. İrtibatta kalalım rica ederim. Kolay gelsin. Duydunuz, kimsenin haberi olmayacak, bilgi sızdırılmayacak. Eğer dışarı bilgi sızdırılırsa senden bilirim amir. Tövbe tövbe. O nasıl laf sayın savcım ya? Benim ciğerim yanıyor ya. Olur mu öyle şey ya? Vallahi almayın günahımı ya. Kamera görüntülerinden bir sonuç çıktı mı Eren? Yok sayın savcım, gece 2-3 gibi elektrik kesilmiş, jeneratör de devreye girmemiş. Dolayısıyla görüntü alabilecek tek bir şey yok koca yerde. Olay saatini netleştirdik sayalım en azından. Sen mobeseleri incelemek için emniyete geç, Pars başsavcının izini süreceğiz. Korumasıyla, şoförüyle görüş, bizi bilgilendir. Emir anlaşıldı savcım. Nedir, var mı şey? Sıfır iz. Nasıl ya? Yani hiçbir zorlama, kırık, dökük, arka kapı hiç mi bir şey yok yoksa ya? Sanki bir hayalet girip eli bırakıp çıkmış komiserim. Neden burayı seçtiler? Ya savcı, mutlaka bir sebebi var bunun ya. Dükkan sahibiyle konuşalım. Anahtarlar başka kimse de var mıymış? Igor'la, çetesiyle bir bağlantıları var mı anlayalım?